Akit Özel'e hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Akit TV ekranlarında bu akşam gündemi konuşacağız. Çok kıymetli bir abimiz var. Geçen pazar akşamı da güzel bir sohbeti vardı. Doyum olmamıştı o sohbete. Şimdi devamını getireceğiz. Eyvallah. Frank Işlakçı abimiz hoş geldiniz hoş abi. Hoş bulduk. Merhaba. Geçmiş olsun diyelim. Bu akşam Eyvallah. Sizi yoracağız biraz. Estağfurullah. Hafif bir rahatsızlık. Eyvallah. Çok sağ ol. İnşallah kısa bir sürede olsa i̇nşallah. Gündemi sizden alalım. Özellikle tabii ki yani o aklın ifadesiyle Orta Doğu aslında evet. bizim coğrafyamız. Evet. Bu bağlamda sizin de görüşleriniz, fikirleriniz önemli. Suriye'de bir bayram havası yaşadık mı? Yaşamadık. Bilemiyoruz. Yani kısmen olsa bile evet. Türkiye'nin Cerablus ve etrafında aldığı yerlerde bir bayram havası oldu. Cerablus'un çocukları biraz onların evet. fotoğrafları yansıdı. Ekranlara yansıdı onlar zaten. Bayram kutlamaları vardı. Çocuklar bayram yaptılar. Evet. Suriye'deki, Türkiye'de bulunan Suriyeliler dahi o bölgeye göçmeye başladılar. Evet. Gidiyorlardı. Bu da onun belirtilerinden bir tanesi. Hani Kılıçdaroğlu'na söyleyelim. Çok hani Suriyeli kardeşlerimizi göndermek istiyor ya. O evet. bağlamda en iyi çözüm işte orada. İşte çözüm orada. Çözüm orada. Güvenli bölge oluşmuş olsaydı şimdi çoktan evet. Suriyeliler gitmiş olacaktı. Dolayısıyla hani nereye destek atacağını buna bilmeliyiz. Buna karşı olan evet buna karşı olanlar kimlerdi? Amerika başta olmak evet. üzere. Hem Esed'in gitmesini istiyorlardı fakat aynı zamanda güvenli bölge istemiyorlardı. Burada Amerika'nın 200'lüğünü de görmüş olduk. Suriyelilerin oraya gitmesini istiyorsak orada bir güvenli bölgenin oluşması evet. gerekiyor. Katliamları önlememiz gerekiyor. Çünkü büyük bir insanlık kaybı bu bütün insanlık için. Ve bundan dolayı Türkiye'nin şu anda attığı adım çok doğru bir adım. Ve Suriyeliler adım adım da gitmeye başladı zaten. Bu onu da gösteriyor. Suriyeliler herkes doğduğu vatanda yaşamak istiyor. Evet. En zor şartları dahi ki Cerablus'u alması henüz olayın bittiği manasına gelmiyor. Fakat buna rağmen insanlar güvende hissettikleri için o bölgeye doğru gittiler. Tabii bülbülü altın kafese koymuşlar vatanım evet, vatanım demiş. Demiş. Aynen kesinlikle aynen öyle. Dolayısıyla Suriyeli kardeşlerimiz de hani evet. Bu anlamda bazen şey yapıyoruz. Bazı zihniyetler var. Bir arkadaşım vesilesiyle duymuştum da hani hastanede Suriyelileri görünce ya bunlar ne arıyor burada şeklinde böyle bir şey olmuş. Ben de ona çok öfkelenip söylemiştim. Hani ya kardeşim senin o mendebur suratını görmeye çok mu meraklı Suriyeli kardeşim? Aynen. Sen öyle bakıyorsun Aynen. da yani burada olmaya, senin o şey iğrenç bakışlarını çekmeye meraklı değil. Kesinlikle. Bu bir mecburiyettir yani. Kesinlikle. Orada bir tatil havası var da buraya gelmiş değil. Aynen. Maalesef bazılarını bunu anlatamıyoruz bu bağlamda. Hatta şey, onlar mutlaka gitmek bu istiyorlar. Bu sosyolojik olarak böyle Afrikalı, Avrupa'da yaşayan Afrikalılara sorduğumda Afrika mı, Avrupa mı demiştim, Afrika demişlerdi. Evet. Ama ülkenizde henüz bir şey yok demiştim. Hani bir sanayi anlamında, iş anlamında. Olsun ben ülkemi özledim diyor. Sosyolojik öyle zaten. İnsanlar doğduğu yere özlem duyar. Geldiği coğrafyaya özlem duyar. Böyledir. Yeter ki o ülkede huzur olsun, güven olsun. Evet. Ülkelerinde huzur ve güven olduğu zaman insanlar ülkelerinde yaşamak ister. Bugün huzur, güvenin olmadığı yerlerden insanlar kaçıyor. Sıkıntı bu. Bugün Avrupa'nın da anlaması gereken şey o. Eğer bugün göçmenler istemiyorsa, bugün Afrikalılar ülkelerinde istemiyorlarsa o ülkeleri sömürmeyi bırakacaklar. O ülkelerde insanları katletmeyi bırakacaklar. O hani ülkelerde oyun oynamayı bırakacaklar. O ülkelerin yeraltı kaynaklarını sömürmeyi bırakacaklar. Bunu öğrenmeleri gerekiyor. Eğer bunu yapmazsalar o ülkelere göç olacak ve devam edecek. Onlar istemeye istemeye oraya göçmek zorunda kalacaklardır. Yani zaten sorun onlar değil, aslında sorun kendileri. Kesinlikle. Bunun farkına varmaları gerekiyor. Zaten Avrupalı birçok düşünür bunu ifade ediyor. Fakat siyasilerin böyle bir çabası yok. Bunu da duymak istemiyorlar. Şundan çünkü burada sömürüye ihtiyaç var, yeraltı kaynaklarına ihtiyaç var. Bu coğrafyada insanları yönetmeye ihtiyaçları var. Bundan dolayı bundan vazgeçeceklerini tahmin etmiyorum. Çünkü 100 yıldır bu coğrafyanın onu dengelleyen, ona karşı çıkanlar Osmanlıydı bir zamanlar. Fakat bugün bunu dengeleyecek bir güç yok bu coğrafyada. En büyük sıkıntılardan bir tanesi bu. Örneğin siz Çin, Taoizm'in olduğu dünyada 1,5 milyara yakın Çinli'nin yaşadığı coğrafyada bir eylem yapamazsın. Çünkü onun koruyucusu Çin. 1,5 milyara yakın insanın, Hindu'nun, Budist'in yaşadığı coğrafyada bir eylem yapamazsınız. Çünkü onun koruyucusu Hindistan. Hristiyan dünyada herhangi bir şey yapamazsınız. Hatta Müslüman coğrafyada Hristiyanlar yaşıyorsa,
Kim bunun örneğini gördük biz. Doğu Timor'da, Endonezya'da mesela küçük bir ada, gayri ekseriyeti Müslüman olmasına rağmen orayı Birleşmiş Milletler'in baskısıyla ayrı bir devlet yaptılar. Bir ada, binlerce ada içinde bir ada, ayrı bir Hristiyan devleti, Doğu Timor devleti yaptılar. Güney Sudan, gayri ekseriyeti yine Müslüman olmasına rağmen, sadece Hristiyanların %40, %45 oranı olmasına rağmen ayrı bir devlet kurdular. Onları koruyanları var. Fakat Müslüman dünyanın soruyla ilgilenecek, Filistin'dir, Keşmir'dir, Somali'dir, buna benzer sorunlarla ilgilenecek bir devletimiz yok. Osmanlı'dan i̇şte, sonra olmadı. Osmanlı'dan sonra olmadı. Merkez bir ülkeye ihtiyacımız var. İslam ailesine, Müslüman topluluklar ailesine öncülük edebilecek bir devlete ihtiyacımız var. Veyahut da ortak bir güce ihtiyacımız var. Bunun için de Türkiye şimdi yaptıklarıyla aslında bunu ortaya koymaya çalışıyor. İslam dünyasının da ortak bir sese ihtiyacı olduğunu ifade ediyor. Zaten Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği şey de o. Dünya beşten büyüktür derken aslında bunu kastetmiştim. Herkesin bir hamisi varsa İslam dünyasında bir hamisinin olması gerekiyor. Ve sorunlarını çözebilir. Çünkü olmaz ise İslam dünyası bu sıkıntılardan kurtulamayacak. Bunun önünde bir engelin olması gerekiyor. Maalesef bugüne Osmanlı'dan ta bugüne 100 yıl geçti. 1917, 2016, 17'ye giriyor 100 yıldır. Bu coğrafyada Osmanlı çekildikten sonra bir düzen oluşmadı. Oluşmamasının nedeni bunlara karşı, bu sömürgeci güçlere, bu emperyalist güçlere karşı güç koyacak, önlerinde durabilecek bir merkez ülkemiz olmadı. Müslümanların hukukunu, haklarını, insan haklarını savunacak bir yapı, bir kurum olmadı. Dünyadaki hayvanların bile hakkını savunan kurumlar var. Fakat Müslümanların hukuku söz konusu olunca maalesef olmuyor. Bu utanç verici bir şey. Bunun artık dünyaya çok ciddi bir şekilde dillendirilmesi gerekiyor. Sıkıntı şu, birileri şunu ifade ediyor. Peki İslam dünyası bölük pörçük, bundan dolayı olmuyor. Evet, İslam dünyası bölük pörçük. Sebebi de şu, çünkü siz zayıfsanız, sizi bölerler, parçalarlar, birbirine kırdırırlar. Babayı oğula, oğlu, anneye, babaya hepsine karşı çıkartırlar. Bu böyle ki işimiz her zaman görüyoruz. Hainlerin çıkması en büyük nedeni bu. Çünkü güçlü bir yönetimimiz yok. Güçlü yönetimimiz olmuş olsaydı, bu coğrafyada güçlü yönetimler olmuş olsaydı, bunlar olmayacaktı bu coğrafyada. Evet. Ki Batı'da bundan dolayı zaten İbn Haldun, ünlü Müslüman müttefikirlerden, kendisi şunu söylüyor. Bir zamanlar Müslümanlar Batı'da istedikleri gibi at koşturabiliyorlardı. Çünkü Batılılar mezhep savaşlarıyla kendi içlerinde Almanlar, Cermenler, Frençler, Fransızlar kavga ediyorlardı. Biz buradan seyredip ya Batılılar asla birleşemeyecek diyorduk. Fakat aradan 400-500 yıl geçti, onlar birleşti, biz bölündük. Ki bizim tarihimizde böyle bölünmüşlük, parçalanmış ciddi manada yoktu. Vardı hani sıkıntıların olduğu küçük sıkıntılar olabilir ama genel anlamda büyük sıkıntılarımız yoktu. Peki bugün yeniden böyle bir medeniyetin şey edilebilir mi? Tesis edilebilir mi? Elbette ki edilebilir. Bunun üzerine kafa yormak gerekiyor. Bu da insanlarımıza ve özellikle düşünürlerimize, müttefiklerimize düşen bir görev, gaye. İnsanla olacak bir şey. Bugün de 16 Kesinlikle. Eylül iki büyük ismimiz var aslında tarihte. Biri Ömer Muhtar, evet. Diğeri Süleyman Hilmi Tunahan evet. Hazretleri. Evet, biri İkisini Türkiye'de. De rahmetle, minnetle Allah rahmet eylesin, aynı. Ben hep şunu diyorum, geçen yüzyılda bir de diriniş, hani direniş hukuku, evet. Dünyaya direniş hukukunu, emperyalizmle mücadele hukukunu da Müslümanlar üretti. Bunların bir çok kimse bilmiyor olabilir ama emperyalistlerle mücadele ilk Emir Abdülkadir Cezayir'de başlattı. Fransızlara karşı bir hukuk oluşturdu. Aynı şey Fas'ta Abdülkerim Hattabi tarafından oluştu ki hani bugün sol geleneğin özellikle örnek edin Che Guevara, Guevara biliyorsunuz Latin Amerika'nın efsane isimlerinden birisidir. Kendisi hep şunu söylüyor, benim dirinişte liderim, önderim Abdülkadir Hattabi'dir diyordu. Aynı şeyi Uzak Doğu Asya'nın solcu liderleri de aynı şey. Hatta bir kendilerine örnek ediniyorlardı. Çünkü emperyalizmle mücadele Müslümanlar üretti dünyaya. Aynı şeyi Şeyh Şamil'de görüyoruz. Aynı olayı Ömer Muhtar'da görüyoruz. Aynı olayı İzzettin el-Kassan'da görüyoruz. Geçen yüzyılın büyük düşünürleri, mütefekkirleri aynı zamanda hem alim olmaları yanında aynı zamanda mücahiddiler. İnsanlara zulmetmez. Müslüman halklara zulmetmez. Müslüman halklar içinde sorunlu insanlar olsa bile kendine göre karşı hiçbir zaman Ömer Muhtar işte İtalyanlarla iş tutuyor diye Libyalılarla mücadele etmedi. Hep hedefini kurşunlarını hep İtalyanlara yönlendirdi. Ama bugün
bazı neydi belirsiz örgütler çıkıyor. Bütün evet. Güya Amerika ile, güya İsrail ile mücadele ediyoruz diyorlar. Fakat Müslümanları katlediyorlar. Bu şunu gösteriyor. Bunların kesinlikle bu coğrafyanın çocukları olmadığını gösteriyor. Bu coğrafyaya ait bir yapı olmadığını gösteriyor. Siz bu coğrafyanın çocuklarına kılıç çekiyor, silah doğrultuyorsanız siz bu coğrafyanın müntesip olamazsınız. Hatta Ömer Muhtar'ın şöyle bir sözü var. Yine birçok Müslüman düşünürün. Kendi coğrafyasının çocuklarına silah doğrultanlar bu coğrafya Müslüman olamazlar. Tabi bu coğrafyanın çocuklarının yanı sıra aynı zamanda Müslüman da olamaz. Çünkü zalimlerle iş tutmuşlardır onlar diyor. Bu anlamıyla çok önemli. Bizim geçen yüzyılda büyük mütefekkirler, düşünürler, mücahitlerimiz vardı. Bizim örnek almamız gereken ahlak ve hukuk onların hukukuydu. Emperyalizmle sonuna kadar mücadele edeceğiz. Sömürgecilerle sonuna kadar, işgalcilerle sonuna kadar mücadele edilecek. Ama bunun da bir hukuku var. Çünkü dünyaya savaş hukukunu Müslümanlar üretti. Batı savaş hukuku, esir hukuku nedir bilmezken, evet, esirleri öldürüp kıyımdan geçirirken dünyaya savaş hukukunu Müslümanlar üretti ki bunu da Birleşmiş Milletler kabul ediyor. Dünyaya savaş hukukunu Müslümanlar ürettiler diyor. Bu konuda Sri Lanka'nın ünlü bir Budist düşünürün 80'li yıllarda yazdığı bir kitap var. Birleşmiş Milletler'de bulunmuş birisi. Dünyaya hukuku, nizamı, intizamı ve savaş hukukunu öğretenler Müslümanlardır diyor. Fakat bugün ilginçtir. Bizim coğrafyamızdaki batıcılarla en çok karşı oldukları ki şey ise Müslüman hukuku. Müslüman hukukuna karşı çıkıyorlar. Müslümanların hukukunu okumadan, onların mecellede ortaya koydukları hukuku göremeden, görmeden, okumadan, anlamadan karşı çıkıyorlar. Amiyanece, cahilce karşısında duruyorlar. Tabii bunun üzerinde ciddi durulması gerekiyor. Tabii bugün yine onların aslında katliam ruhunu gösteren Sabra ve Şatilla kamplarındaki evet, katliam da zaten onların evet, gerçek yüzünü bakın, gösteriyor. Bakın Ariel Sharon'un şöyle bir resmi vardı. Hatta onun resmini bulabilirsem burada ben de kayıtlıydım. Ariel Sharon katliamı yaptığı gün Sabra 1982'de evet, 16 Eylül 1982'de. Tam da bugün. Evet, resimde maalesef şöyle yedim, bir kare var. Ariel Sharon köpekleri severken. Evet. Şöyle nasıl gözüküyorsa şöyle yaklaştırabilirler. Bir yandan insanları yüzlerce, binlerce Filistinli mülteciyi katlederken öbür yanda köpek sevgisi içinde olan bir Ariel Sharon. Dünya medyası bunu manşetlerden veriyordu. Ariel Sharon'un ne kadar insancıl olduğunu. Hani bizde de bazı terör örgütleri için öyle ya. Hani insanları katleder İstanbul'da bombalı eylemlerle, terör eylemleriyle. Fakat şöyle der. Bunlar dağlarda sigara izmaritlerini bile ne yaparlar? Ne yaparlar? Yere atmazlar değil mi? İşte maalesef bu imaj çalışması. Batı bunu çok iyi bilir. Kendi terörü, kendileri terörün efendileridirler. Terörü büyütenler onlardır. Fakat terörün arkasında olmadıklarını, ya bunlar aslında iyi insanlar demek için böyle bu resimleri de paylaşırlar. Halbuki Ariel Sharon yüzlerce, binlerce Filistinli katletmişti Sabra Şatilla'da bir iki gün içinde. Fakat dünya buna sessiz kalmıştı. Sharon cezasını almadan öbür dünyaya gitti. Öbür dünyada elbette ki cezasını çekecektir. Biz buna iman ediyoruz. Fakat bu dünyada da bu tür insanların cezalarını çekmeleri gerekiyordu. Siz binlerce insanı öldüreceksiniz, katledeceksiniz. Ama buna dünya sessiz kalacak. Neden? Çünkü İslam dünyasına sahip çıkacak merkez bir ülke yok. O halde İslam dünyasının merkez bir gücü ulaşması gerekiyor. Halklar bunu istiyor. Müslümanlar bunu istiyor. Artık bu coğrafyada milliyetçilerin, hani ırkçıların, bu coğrafyada laiklerin, bu coğrafyada geçen yüzyılda denediğim bütün ideolojilerin artık bu coğrafyaya bir faydası yok. Gördük onu. Evet. O halde yeni bir ideoloji, bu coğrafyaya ayakları basan, bu coğrafya üzerine kaim, bu coğrafya üzerine ayakta durabilecek yeni bir tefekküre, mefkureye ihtiyacımız var. Bunun inşası çok acil lazım. İşte Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği, sık sık televizyonlarda dile getirdiği şey o. Bunu artık yaygınlaştıralım. Bunun öne çıkması gerekiyor. Türkiye mazlumların sesi derken, evet, birinci İslam dünyasının, ikinci dünyadaki bütün mazlumların sesi. Afrika'daki, Latin Amerika'daki ve Asya'daki de. Yani üst akıl denen bir şey var ya, evet, bizim de hani Müslüman aklı herhalde oluşturmamız gerekiyor. Kesinlikle. Herhalde Müslüman diyelim şefkat aklı. O var, o var. Bizde merhamet var. Bakın bu coğrafyanın, bu coğrafya, bütün savaşlarına bak. Evet, belki katliamlar, belli şeyler görebilirsin. Ayrı bir şey. Fakat bu coğrafyanın savaşlarında batıdaki kadar mezalimi göremezsiniz. Batı tarihi ta son yüzyıl hala bile mezalimlerle dolu.
Evet. Soykırımlarla dolu. Fakat İslam dünyasına itham ediyorlar. Açın bizim bin yıllık tarihimizde... Ya bunu da kendi ürettikleri örgütler üzerinden yapıyorlar mesela. Tabii son yüzyılda öyle ama geçen yüzyılda... Kendi ürettikleri bir örgüt. Evet. Zaten bu bilinen bir şey. Evet. Şimdi Fethullahçı terör örgütü yine kendi ürettikleri, evet, içimize saldıkları, kesinlikle, ajanlarla olan bir örgüt. Gladiyolar. Yani bizden çıkan bir şey değil. Evet. Bunu kabul etmiyoruz. Hani birileri bugünlerde şey yapıyor. Maalesef duydum Süleyman İlmi Tunağan Hazretleri'ni tam anacağız. Hani bu çok girmeyelim şeklinde bir herhalde bir şeyler söyleniyor. Evet. Yani neden girmeyecekmişim? Bu benim çok büyük bir değerim. Gurur duyuyorum ben onunla. Aynen, kesinlikle. Onu elbette ki anlatacağım. Yani evet, bir terörist başı yüzünden, yani ajan olarak gönderilmiş biri yüzünden. Evet. Ben niye kendi değerimi yok sayayım ki? Bunu anlayamadıysanız yazık size, Müslüman aklı. Hani evet, şu var. Bazı şeyleri çok bilmeye de gerek yok. Ben mesela bu 17-25 Aralık sürecinde ettiğim laf şuydu. Birileri çok şey benden biliyor olabilir ama benim gördüğüm şu vardı. Ben şu lafı söylemiştim direkt. Abdullah bin Selül'ün tırnağındaki pislik kadar olamaz demiştim Fethullah, evet, Gülen. Çok eleştirilmiştim. Birileri hani iyi bilenler. Aa öyle denir, ağır konuşuyorsun öyle denir mi? Bariz ortada, olay ortada. Yani hani hani savaştan geri dönüyorsa biri, münafık oluyorsa, bana karşı savaşana, yani ne diyeyim ben daha? Bu kadar basit. Şimdi yapamıyoruz bunu. Bizim Hazreti Peygamber'den ta bugüne Osmanlı'nın da şiarıydı. Ümmetin şiarı, biz bir iş yaptığında ilahi kelimetullah için yaparız. Tek hedef budur, ilahi kelimetullah. Ve ilahi kelimetullah hedefi de şudur: ümmeti korumak, ümmeti muhafaza etmek. Ümmeti bölmek, ümmetin içine fitne fesat sokmak değildir. Ümmete fitne sokan, fesat sokan, ümmetin çocuklarına el kaldıranlar, ümmeti öldürmeye çalışanlar hainlerdir. Bunların kafirlerden, zalimlerden hiçbir farkı yoktur. Biz bunu böyle biliyoruz çünkü bize Kur'an'ın öğretisi böyledir. Hazreti Peygamber'in öğretisi böyle. Ulemanın, Ebu Hanifelerin, İmam Şafilerin, Ahmet bin Hanbellerin, İmam Maliklerin bize bıraktığı miras buydu. İmam Nesailerin bize bıraktığı miras buydu. Biz onlardan bu ülkü öğrendik. Bir iş yapıyorsan ilahi kelimetullah için yap. Osmanlı'da gittiği her yere ilahi kelimetullah'ı götürmek için. Bu ülkümüzdü bizim. Bu ülküden ve ümmet metaforundan bizi uzaklaştırmak için yeni bir düşünce, ekol oluşturuyorlar. İçini boşaltıyorlar bütün İslami kavramların. Yeni bir ekol, tamamen Batı'nın dümeninde, Batı'nın yönlendirdiği, aynı zamanda bu coğrafyanın çocuklarıyla mücadele. Bir taraftan IŞİD, radikal bir grup çıkıyor, IŞİD Müslümanları katlediyor. Diyor ki, ben diyor ilk başta diyor şeyi hedef alacağım diyor. Münafıkları, kafirlerden, zalimlerden önce kafir, münafıklar, mürtetler diyor, münafıklar diyor. Kim? Müslümanlar. Sana bu aklı kim verdi? İslam tarihinde hiçbir zaman peygamberler, Hazreti Peygamber kendi döneminde mescidine ve münafıklar gelmesine rağmen ciddi onlarla mücadele etmiyor. Şimdi seni... Abdullah bin Selül'e bakış açısını görüyoruz. Neler yaşadığını. Bu akıl üretenler, ümmete silah doğrultanlar, bu kafayla ümmetin silahını, velev senin önce kafirlerle, emperyalistlerle mücadele etmen gerekiyor. Senin asıl bu ruh sende yoksa sen Batı'nın emperyalistlerinin bir uşaklarısın ve çocukları. Bu radikal bir... Aynı şekilde ılımlı diye geçinen, Batı'yla diyaloglar içinde olan, sakalsız olan, işte güya dini kuralları fazla yaşamayan bir örgüt çıkıyor. O da aynı şekilde ılımlı İslam adı altında Batı'nın, biri radikal, biri ılımlı. Diğeri de yine ümmetin çocuklarına askeri üzerinden, farklı şey üzerinden saldırıyor. Aynı şey, aynı kapıya çıkıyor. İkisinin de hedefi ümmet. Ümmet gelişmesin, ümmet büyümesin, bu coğrafyanın kazanmasın. Bunun yerine İsrail kazansın, bunun yerine Amerika kazansın, bunun yerine Batı güçlensin. Hedefleri bu. Kendi cemaatleri de bu anlamda kazansın. İslam'da cemaate hizmet, dine hizmet var. Cemaat, dine hizmetin bir aracıdır. Cemaat, Allah'a giden yolda bir araçtır. Cemaat asıl değildir. Dinin kendisi asıldır. İlahi kelimetullah'ın kendisi asıldır. Cemaat bir aracıdır. Hoca, şeyh bir aracıdır. Bunlar hiçbir zaman dinin kendisi değildir. İslam bize bunu öğretti. Evet. Eğer bir hoca,
bir alim, bir halife sizi yanlış yönlendiriyorsa bunun örnekleri var. Ey Ömer, vallahi sen de yanlış yaparsan kılıç da düzen. Ey şeyhim diyor, vallahi bizi yanlış yönlendirsen kılıcımız da seni düzeltiriz diyor. Hani şeyhimizi bizi yanlış yönlendirdi, Amerikan çıkarları için çıktı. O zaman bu şeyhi kim düzeltecek? Yani Allah indinde bu cemaatten çok fırka bunlar ve yarın Allah indinde herkes bunun hesabını verecek. Nasıl verecek bunun hesabını? Yarın peşi sıra evet zalimin peşinde giden fakat zalim bir hocanın peşinde de giden tamamen batının çıkarları için mücadele eden bir adam. Ümmetin çıkarlarına hep karşı çıkan, kendini düşünen, kendileri dışında. İslam senden bunu istemiyor. Din senden zafer istemiyor, senden sefer istiyor. Evet. Senden yaşantı istiyor, dini yaşa diyor. Birbirinizle uğraşmayın, ha. Rüzgarınız, evet. Okunuz gider. Evet. Bozulur, dağılırsınız, darmadağın olursunuz. İşte dinin, siz bu hukukunu korumaz, kendinizi dinin merkezine koyarsanız, kendinizi yani Mehdi, evet. İşte yani bütün dünya hükmeden yani. Bir imam olarak görürseniz, varacağınız yer Pakistan'daki kadiyenlerin durumudur, İran'daki Bahailerin durumudur. Ki onlar da dini bir din mesabesinde olabilir. Fakat İngilizlerin bu coğrafyada 18. yüzyılda inşa ettiği siyasi iki dindir. Siyasi iki dindir. İslami bir kılıf barındırabilir. Fakat ikisi de tamamen kadiyenlik de, bahayilik de siyasi birer mezhepler. Burada peki bize yeni bir düşünme, yeni bir sorgulama, yani dinle ilgili hani hiç sorgulamıyoruz ya, ticarete gelince çok zekice tavırlar sergileyip evet. iyi yerlere geliyorlar birileri evet. ama dine gelince aptal kesilme durumu oluşuyor. Evet. Onun dışında işte diğer camialar diyelim, Müslümanlar olarak aslında çok okuyup araştırmıyoruz. Sen yani evet. Ramazan'a bir bakıyoruz. Ramazan'da ekranlarda Suriye yanıyor. Andersen'den masallar anlatır gibi peygamberin o mücadelesi alınıp evet. dönüştürülmüş uyutma şeyine ebeveyn şeklinde veriliyor. Yani bunu bütün televizyonlar yapıyor. Kusura bakmasınlar. Evet. Bu manada hani bu yaşadığımız hani şer gibi görünen şeyden hayır çıkartmak için ne yapmalıyız? Yani din bu değil arkadaş. Yani din sorgulama ister. Evet, yani kesinlikle. Kur'an-ı Kerim'e yeniden bakmalıyız. Nasıl bakmalıyız? Birisi bir şey söylüyor. Bu ölçüyü nasıl ayarlamalıyız Kur'an, gibi yeni bir dönüşüm olması gerekiyor mu? Nasıl Kur'an'ı oku. Kıraatlı Kur'an. Kur'an'ı oku. Anla yaşa. Aklını kullan diyor Kur'an. Yani apaçık. Birçok ayette bu geçiyor. Ve ilginçtir. Aklını kullan dedikten sonra diyor ki hani o ruhbanlarının, hocalarının, zalimlerin, liderlerin peşinde giden halklar var ya, kıyamet günü gelecek. Ey Allah'ım, vallahi bu hocadan dolayı biz bu hocaya güveniyorduk. Allah diyor ki Kur'an-ı Kerim'de, peki sen aklını kullanmadın mı? Bu lider beni yanlış yönetti. Peki sen aklını neden kullanmadın? Kur'an bunu diyor, açık örnekleri var. Sadece zorlamadı bunu seni. Yahudiler ve Hristiyanlar için demiyor. Ey Müslümanlar, siz de dikkat edin. Yarın siz de aynı hale düşebilirsiniz, aynı duruma düşebilirsiniz diye uyarılar var. Orada o zaman her çağda ulemanın yapması gereken yeniden gözden geçirmesi ahvalini. Bugünkü tasavvufla mesela geçmişteki tasavvufu karşılaştırın. Bugünkü fırkalar yani cemaatler dediğimiz şeyler fırkalar. Fırkalarla geçmişteki fırkaları hem ulemasını hem de tabirlerini karşı. İbrahim Ethem'le bugünkü tasavvufu, Bişir Hafi'yle bugünkü tasavvufçu hocaları bir hayatlarını karşılaştırın. Bir yanda büyük büyük holdingler, bir yanda saltanatı terk eden İbrahim Ethem. Şimdi bunların yeniden okunması, yeniden bizim köklere dönüp köklerimizden bunu çıkarmamız lazım. İmam Malik'in güzel bir sözü var. Birçok kitapta da hep geçer bu. La yuslihu ahiril hazil umme diyor. Bu ümmetin en sonu diyor ıslah olmaz illa bir şeyle. İlk nesil nasıl ıslah olduysa onlar da öyle ıslah olmadıkça felaha eremeyecekler diyor. İlk nesle. İlk bir, ikinci, üçüncü nesle dönmemiz gerekiyor. İmam Ebu Hanifeleri, İmam Şafileri, sahabileri nasıl ıslah ettiler, nasıl dönüştüler? Bunların hayatlarını, tabiinin ve etbai tabiinin hayatını iyi okumak gerekiyor. Örneklerimiz var. Müslüman tarihinin, İslam tarihinin, Müslümanların tarihinin en güzel örneği bu. Ellerinde kaynak, tahrif olmamış kaynakları var. Tarihleri, koca bir tarihleri ortada. Yeter ki yeniden okuyup onu bugünün asrının insanlarına çok iyi anlatabilecek hocalarım için. Sıkıntımız burada. Yoksa sıkıntılar çok rahatlıkla çözülebilecek sıkıntı. Battı kadar bizim derin sıkıntılarımız yok.
Batı'daki, çünkü Vestfalya Anlaşması'yla 17. yüzyılda, 16. yüzyılda bir anlaşma yaptılar ve bugüne kadar bir hareket edebildiler ve Avrupa Birliği gibi bir şey doğurdular. Evet. Ama bizim vardı, Osmanlı'mız vardı. Biz Osmanlı adına birbirdik. Evet, bugün Osmanlı yok ama yeni bir birliğin temelini atabiliriz. Bu yüzyıl, 21. yüzyıl, şu anda Suriye'deki savaş, sonra coğrafyamızın savaşının sebebi bu. Yeni bir dünya doğuyor, yeni bir düzen doğuyor. Bu düzende Müslümanlar nerede olacak? Bütün evet. sıkıntımız bu. Coğrafyanın kaderini, evet, kaderini bu belirleyecek. Bu belirleyecek, evet. Aynen. Bu nasıl olacak? Önümüzdeki yıllarda göreceğiz bunu. Onun için Müslümanların burada çok ciddi durması gerekiyor. Ve gelecek yüzyılda söz sahibi olmaları gerekiyor. Eğer kaybedersek, bir 200 yıl, 100 yıl daha bu coğrafyada biz geleceğimizle ilgili bütün şeyleri kaybedeceğiz. Evet. Sadece Müslümanı değil, laiği de, solcusu, herkes kaybedecek bu yani coğrafyada. Yani sizin o 15 Temmuz akşamı bahsettiğiniz Arap coğrafyasındaki halk, özellikle hani Twitter üzerinden evet. Türkiye'yi çok iyi okumuştu, evet, milyonlarca takip etmişti kişi, evet. demiştiniz. Evet. Bu anlamda o zaman o halkla sahip bir halk var. Kesinlikle var. Yani Türkiye'de de var, bu coğrafyada. Bakın, bizim coğrafyamızda evet. var o zaman. Aynı, kesinlikle. Mesele bir harç, birleştirmek. Birleştirmek, bir ruhun bir inşası gerekiyor. Bugün Cumhurbaşkanı'na bütün, bakın en son Amerikalı bir ekonomist bile Erdoğan'ı bize verin, Obama'yı size verelim demişti. Yani biz hani Sudan'dan, birçok evet. Pakistan'dan, birçok İslam dünyasından duyduk da, fakat Amerikalılar bile bunu artık kabul etmeye başladı. Hatta dün bir şey vardı, Amerika'da bir think tank kuruluşundan yaptığı anket, Avrupa'nın en büyük sorunu, Batı'nın en büyük sorunu lider sorunu demişti. Lider bulamıyor. Lidersizlik. Hillary Clinton Batı'nın, gibi bir hastayı sağlam diye Trump, tutturmaya çalışıyorlar. Trump, Hillary, Avrupa'daki bütün liderlere bakın. En iyi, en iyileri Sarkozy. Evet. Beta Merkel, lider sorunları var. Bizim mefkure sorunumuz yok. Bizim lider sıkıntımız yok. Bizim liderin doğru... etrafında biraz daha aynı lidere ayak uyduracak şu var, halkta isimler... bir sıkıntı yok. Aydın entelektüellerde sıkıntı var. Evet. Çünkü aydın entelektüeller hala geçen yüzyılın 42. Cihan Harbi sonrasının ideolojik o hengamesi içinde boğuşup gayasında, o gaya kuyusunun içinde debelenip duruyor. Ondan çıkması lazım artık. Yeni bir mefkure çizmesi gerekiyor. Halk buna hazır. Lider, bir liderin de var. O zaman güçlü bir mefkure. Bir şey arıyor halk. Kesinlikle yani, arıyor. Ben geçen etnospor yapılmıştı. O Türk dünyasına yönelik. İnsanlar koşa koşa gelmişler oraya. Evet. Yani o geçmişlerine açlar. O evet. birlikteliği arıyorlar. Kesinlikle. İstiyorlar. Türk dünyasıyla, İslam dünyasıyla. Küçük de bir şey yapılsa koşup geliyorlar. Aynen, yani o kesinlikle. Birleşme ruhu mevcut. Evet, yeter ki o organizasyonlar bakın, yapılsın. Arap dünyasında, Katar'da bunu, Arap Araştırma Merkezi'nin yaptığı bir anketti bu. Daha 2013'te bütün herkes Türkiye'ye karşıyken, Arap ülkeleri bile Türkiye'nin karşısına dönmüşken yapılan ankette Türkiye'ye sempati %60'lardaydı. Güya düşmüştü %80'lerde. Şimdi yapılan anketlerde yine %80'i bulmuş durumda. Yeniden %80'lerde. Bu ciddi. Ciddi %80'ler önemli bir şey. Arap dünyasında hala bu kadar ilgi varsa bu çok önemli. Bu şunu gösteriyor. Halklar Türkiye'de liderin yanında. Ve Türkiye'yi destekliyor. Ve bugün yine Türkiye'de halk arasında yaptığınız anketlerde %70-80 çıkıyor Cumhurbaşkanı'na destek. Evet. Yani burada sıkıntı o zaman kurumlarda, burada sıkıntı o zaman entelektüel. Bu onu çok açık ve bariz bir şekilde ortaya koyuyor. Eyvallah, eyvallah. Hocam başta söylemiştik, biraz rahatsızlık vardı. Eyvallah. Güzel, keyifli oldu eyvallah, ama sizi çok yormayalım. Estağfurullah. Çok da güzel gidiyor. İnşallah eyvallah. Yine başka zaman i̇nşallah. Bekleriz. İnşallah, beraberiz tekrar. Ben eyvallah. Hazırım her zaman için. Eyvallah, evet. Çok teşekkürler. Ayağınıza, çok teşekkür gönlünüze sağlık diyelim. Ve sevgili izleyiciler, böylelikle bir Akit Özel'i de burada kapatmış olalım. Görüşünceye dek Allah'a emanet olun diyelim.